Arkadaşlar bu sefer vlog olacak. Bu sefer bize teyzem de katılıyor. Bak bak bak. Bak bak oradalar ikisi. Şu anda kimi çekiştiriyorlar? Şimdi bu ikisi kardeş, tamam mı? Kız kardeş. Bunların bir de üçüncüsü var. Üçlü bunlar çeteler, öyle düşünün. Şimdi bunlar istediler ki biz gidiyoruz, o da gelsin. Ama o dedi ki ben gelemiyorum. Aslında sürpriz yapıyor ve geliyor ama onların haberi yok. O bizi orada bekliyor, onların haberi yok. Tepkilerini çekeceğim. Her şeyi ayarladık yani, merak etme. Sen bugün Lila'nın anısına gelemiyor diye Lila takım mı yaptın? Bavulu, bavuluna bakayım, bavulu belli. Lila'ya karşı bir takıntım varmış gibi oldu ama. Burada arkadaşlar teyzem var. Mutlaka daha önce bir videomda görmüşlerdir. Evet. Kendini tanıtmak ister misin? Anısının teyzesiyim. Evet. Emekçi psikoloğum. Burada arınmayamız var. Benim burada repliğim var, yemek yok. Tabii biz çünkü her şeyi senaryo olarak yazıp burada çalışıp da geliyoruz ya, ondandır. Burada da nasıl aşureye var ama çatal bıçakla falan. Evet, nasıl yalansın ya. Vallahi kullanasın geldi. Doğru temsil et bizi, ailemizi. Geçen daha 2 hafta önce düdüklü tencereden yiyordum. Tamam anne, bırak Murat'ın peşini artık. Düdüklü tencereden mi yiyordun? Evet, düdüklü tencereyi almıştım ya. Ama iyi öğretmişiz dışarıda en azından. Evet, rezil etmiyor en azından bizi. Çatal bıçak kullan. Aferin. Benle evde sürekli bir algı var. Sen de dışarıda bir şey yenmez diyor. Evet. Murat'an çok mutlu çünkü makarna anavatanına gidiyor. Ben de. Dondurmadan dolayı. Aynen. Dondurma beni de mutlu ediyor da makarnacı bu çocuk. Geçen gün durup dururken dedi ki, anne bir makarnaya ne kadar çok peynir koyarsan koy, yetmiyor. Makarna peynirin kara deliğidir. Her videoda bir özlü sözümüz var ya. Makarna peynirin ne kara. Ne kadar koysan yetmiyor yani Murat'a. Bu çocuk da vlog çekiyormuş, kanalına bakarsanız daha çekmedi de. Senin planın ne ki bende olmayan? Ya ben işte mesela sen, aa şu yapılar çok güzel, şu üstler çok güzel diyeceksin. Ben de dalga geçeceğim hani. Aha. Ben olarak her şeyle dalga geçtiğim bir vlog çekeceksin galiba gibi hissediyorum. Ben her zaman şeyim öyle boş ki. Boş bir vlog çekecek arkadaşlar. Aynen. Boş sevenler. Boş sevenler bana gelebilir. Ya boş değil de, hoş, hoş vakit. Ne demek anne? Anneciğim ama şöyle bir şey var. Biz seninle biliyorsun ki 28 senedir bir tanışıklık durumundayız. O sonradan geldi. İşte sonradan gelen kıymetli oluyor. Ben hayatımda yok, böyle bir haksızlığa uğramadım. İkinizinkinde de oynayacağım. Lila oynayacak. Oyuncu. Küçük bir yara var çünkü Lila'mız yok. Ama Lila'mız ama Lila burada. Lila var. Ama annemiz var. Baksın takım yapmış kendine. Takım yapmış kendine. Valla. Siz ablanızı mı özlediniz? Anlamadım. Eksikliğini hissediyoruz şimdi. Evet. Kız kardeş, üçüncü. Siz ama siz üçünüz birleştiğinizde çekilmezsiniz yani. Çünkü şimdiden Murat Ana grubunun içine katarak kızlar. Hadi kızlar gidiyoruz konuşmalara başladık. Yine bir Instagram'da keşfettiğim, yine annem o kim diye soruyor. Mesela bir video izliyorum, annem hep diyor ki o kim? Burada ya biri. Aynen. O kim? Heyecan var mı? Yabancı dilim olmadığı için bir panikliyorum. Senin gözlerin niye anormal mavi? O kadar kurtseyit gibi. Annemin şu tarz sorularına maruz kalmaktan şu anda sıkılmaya başladım bile. Orada Migros var mı? Eczane gitmem. Evet, ne market var merak et. Her şehrin Migros var mı diyor. Şok var anne, şok. İsviçre'de domestosi oldu, şok oldu işte. Şok mu oldu? Evet. İndik, hadi. Ne oldu? Ha, doğru. İyi uyudun mu? Bence ne oldu biliyor musun? Uçağın kuleyle iletişimi gitti abi. Aa. Neredeyse %100 eminim. %80 eminim yani. Neredeyse %100. Salonda otururken uçak yapınca bu kadar emin olabilirsiniz. Hayır. Teyzem gelmiş bekliyor. Nerede? Şimdi daha doğrusu sürpriz yapacağız. Tam neredeymiş? Aaaa!
hoş geldin. Ay, ne yapayım? Biliyor muydun Cansu? Ay, adi. Ay, gördüm. Ay, ay, ay. Sürpriz, sana sürpriz. Ay sonunda. Krize girdiler. Şu an grupları kuruldu. Evet abi. Şu an üçlü olarak grup kurdular. Biz dışlandık. Çıkarsanız eğer. Üç kardeş birleştiler şu an. Bunlar konuşuyorlar. İstersen biz gidelim. Arkadaşlar şimdi bu olay ne diye soracak olursanız sürprizimiz evet. Sonunda teyzemle işbirliğimizi sonunda gerçekleştirdik. Anneme ve teyze yani hepsine bir sürpriz oldu. Ama annemin hem doğum günü hem anneler günü hepsi aradan çıktı yani inanılmaz güzel denk geldi var ya. Bir 5 yılı benden bir şey bekleme falan diye sözleşme imzalamayı ama düşünüyorum. Ama çok mutlu olduk. Evet bak nasıl mutlu oldular. Gerçekten. Ya canlarım ya. Şimdi annem en küçükleri, teyzem en büyükleri, Serpil teyzem. O da Mine teyzem. Ama bu kadar teyzem var. Tanıştınız şu an. Bütün ailemi artık gördünüz yani yeter. Gidiyoruz bakalım otelimize direkt olarak. Yerleşiyoruz. Murat Han'la biz aynı odada kalacağız ne yazık ki. Bak bu taraftan Kolezyum'u görüyorum. Bu taraftan Çeşme'yi yalan. Anne! Anne! Annemler yan binada. Bana öpücük attı ya. Aa kim? Adamın biri. Yaşlı mı? Evet. Böyle yaptı. Ben babamı biraz yerleştirem. Yerleştir. Bak yalnız şu oturuş. Evet. Bunu var ya. Nerede olursan ol. Neler mi getirdim? 3 günlük seyahate 800 yıllık eşya getirmek benim işimdir. İtalyan ayakkabılar. Evet. İçi de gül, dikenli güller var. 2 3 ve 4 Çantalar. Aa bak bunu yeni aldım. Hiç ilgini çekmiyor değil mi bu tarz şeyler? Ne bu ya? Çanta. Yeni aldım çanta. Diş fırçası ve film. Film. It's not bad. Aynen. Şimdi makyaj eşyalarımızı yerleştirmiş. Yalnız Murat abi şu kettle'ı çok beğendim. Bunu acaba götürsek ayıp mı olur ya? Evet sanki biraz ayıp olur. Bunları getirdim. Hemen size anlatayım. Şampuan işi bana kaldı arkadaşlar. 5 kişinin şampuan işi bana kaldı. Ben de küçük seyahat boyu değil büyüğü getirdim. Biliyorsunuz ki Dove'un temsilcisi olarak her yeni çıkan şampuanını deniyorum. Ve saçlarım şu ara çok iyi zaten. Avokadoluyu söylemiştim değil mi en son? Şimdi yepyeni bir şampuan daha çıkardılar. Avokadoluyu denerken hemen buna geçiş yaptım ve 2 hafta oldu bunları denemeye başladım. Bu ne Cansucuğum derseniz de hemen anlatıyorum. Narin bakım. Dove'un narin bakım serisi. Şu bildiğiniz göz makyajlarınızı temizleyen miseler sular, miseler teknolojisi var ya. Su gibi olup arındırma üzerine bir teknoloji var biliyorsunuz miseler. Miseleri artık şampuanda da yapıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Yani nedir bu? Nasıl oluyor? Saçta miseler nasıl ya diyecek olursanız benim şu an gözlemlediğim, çünkü çok fazla olmadı 2 hafta oldu. Gözlemlediğim şeyler şunlar. Mesela çok ürün sürüyorum, çok yağ sürüyorum falan. Ya da mesela çekime gidiyor, sprey sıkıyorlar falan. Bunu bir yıkıyorsunuz. Böyle var ya hiç kalıntı kalmıyor. Öyle bir hissi oluyor. Bunu şu anda gözlemlediğim bir şey bu benim. Onun dışında da bakımınızı yapıyorsunuz. Saç kremi ve şampuan. Yeni çıktı. Dove'un. Size hemen bunlara bahsetmek istedim. Yanına da getirdim. Sen de deneyeceksin. Sen. Neden bu kadar çok fırça getirdiğimi hiç anlamadım ya. O kadar çok fırça getirmişim ki. Ama makyaj malzemesi pek de getirememişim. Tabii ya resmi mi yapacaksın? Baksana. Böyle bir tablo ilham alacağım ve tablo resmedeceğim galiba. Size ne göstereceğim? Bakın küpeme. Küpelerim ve kolyem. Bunu takınca göreceksiniz ama küpeyi biraz gördünüz. Limonlu. Mango'dan yeni aldım. Murano camıymış ve özel koleksiyonmuş. Bak bu Feliz İst diye bir Instagram hesabı var. Oradan kolye efsane. Ve Wet n Wild'ın paletini getirdim. Çok seviyorum paleti. Bir yeşili var bunun. Perfecto. Nasıl İtalyan cam? Murat Hancığım şu yatakları biraz ayırır mısın senin? Temas etmek istemiyorum. Şaka şaka. Çalama DNA'lar yapmışlar. Tabii. Askıyı çalmayı mı düşündün? Benim kettle'ı çalmayı abi. Düşündüğüm gibi bir saniyeliğine. Murat Han hayırdır? İstemeye falan mı? Beğene deniyoruz ya. Hayır o kısa kollu gömleklerinden giyeceksin dedim sana. Ama şu an öyle mi? Evet. İyice İtalyan erkek tribüne girdi de kendine gel biraz. Sanki Vespan var. Vespan? Evet ilk gün arkadaşlar. Şu an nerede olduğumuz hakkında çok bir fikrim yok. Ama yemek yememiz lazım. Ölüyoruz. Her gün size kombinimi göstereceğim. Mango'dan yeni aldığım çanta. Gözlüğüm Yüksotika diye bir gözlükçü var. Oradan Burberry. Şu gömlek Kof. Şu kolyeler Feliz İst. Instagram'da takip edin. Pantolonun basımı Dupte. Keten.
Ayakkabılarda Nike X Off-White. Okey. Oha, doğal rüzgar geldi. Roma'yı öğrendik. Biz Roma'yı öğrendik. 10 dakika yalnız bıraktık, Roma'yı öğrenmişler. 3 dondurmacı, 3 dondurma, 2 tane pizzacı. 10 dakika sonra da yakacaksınız galiba. Bizim ihtiyacımız var. Hemen var. Ben gideyim mi? Yok, hayır. İyi bize. Sen bize lazımsın. Abla çektiğim hiçbir şey Rage'de değilmiş desem. Şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Hayır değil. Çok kötü bir yemek yedik. Annem Alfredo'nun Hasan ve Hüseyin demek olduğunu düşünüyor. Ve her markette niyeyse bir duraksıyor. Carrefour gibi marketlerde. Çeşme'ye doğru gidiyoruz. Annem Çeşme'ye de Çeşme Meydanı'na mı gidiyoruz? Ne orası? Çeşme Meydanı işte. Çeşme Meydanı. Çeşme Meydanı diyor. Ay! Hadi inşallah. Çeşme'ye gidildi. Büsle birlikte çekiyorum seni güzel, sana da seriyle. Ama insan akıyor, insan. İnsan akıyor. İnsan akışı var, insane. Çeşme'ye gittik, çok kalabalıktı. Ama dileklerimizi diledik. Çeşme'ye gittik, dileklerimizi diledik. Çeşme'ye şuradan sağ elinden, şuradan şöyle sol omzun üzerine atınca Roma'ya tekrar geliyormuşsun. Ben valla dilek tutmayı unuttum. Ben de öyle galiba, çok da... Bir üstüne düşünmedim yani. Pompi diye bir yer var arkadaşlar. Tam böyle İspanyol merdivenlerinin orada. Tiramisu meşhurmuş. Murat Han'ın Yunus gülüşü başladı. Arkadaşlar ne kadar güzel oldu sizi birleştirdiğim ya. Ne güzel o. Gruptan mı konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir yüzünüze baksaydınız. Evet. Resim transferi. Yalnız arkadaşlar yaşlar yakın ya. Hepsi telefonu kendine aynı uzaklıkta tutuyor. Şöyle. Bak bak gözlerini taktık. Murat Han. Hadi tiramisu ye. Ya o kahveli ya. Bir de kahve. Ne var? Ben Mr. Kahve mi? Bak boş yapıyor, fotomu yapmıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya sürekli bir şey istiyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Ben burada hem teknoloji bakanıyım, hem ulaştırma bakanıyım. Zor biliyor musunuz işimiz? Murat Han da bana şimdi resim yaptırıyor. Adımız çıkmış blogger diye. Zannediyorlar ki çok güzel resim çekiyoruz ve resim yapıyoruz. Öyle bir adımız çıkmış. Teyzem gelmiş benim telefonumu almış. Beğendiklerini yıldızlıyor. Bunları ekledim. Bunlar en güzelleri. Yani bu arada gerçekten ben bir mekan sıkıntısı çekiyorum bu süreçte. Niye? Bilmiyorum. Her şey çok evet ani olduğu için. Yani, kendimizi bir yere atmaya falan yani çalıştık. Her şey çok güzel. Aynen çok planlı ve güzel olacak. Hangi fotoğraf? Bir tane bile bir şey anlamadım. Fotoğraf önünden yaz geldi. Bak ben fotoğraftayım. Bana diyor ki sen çektin bu fotoğrafı diyor. Olamadım diyor. Ben fotoğraftayım. Hiçbir şey anlamadım ama güldüm yani. Sonuç olarak annem sürekli olarak iftira atıyor bu tatilde. Her yeri Sabiha Gökçen un kapanı Çeşme Meydanı olarak adlandırıyor. Çok bizim gibiler tabii. Hiç yadırganmıyor bunların böyle kahkahası, şan şakraklı. Evet, lezzet turumuz devam ediyor. Mine Bozkurt'la işte böyle yolculuk yapılır. Dondurma diye geldik yani tiramisu'dan. Ama bundan asla şikayetçi değilim. Şimdi çok meşhur bir yerdeyiz yine. Herhalde meşhur olmayan yerlere gitmiyoruz artık. Adı ne buranın? Giolitti. Giolitti evet. Dondurma yenecek. Yalnız içerisi çok güzel. Değişik değişik dondurmalar var. Yani o kadar çok çeşit var ki. İçerisini size göstereyim mi? Ben çok vintage ve retro buldum. Bakın. Ya burası da dondurma seçenekleri arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Dünya kadar. Şimdi hangi birini yiyeyim? Yiyecek misin? Hepsini. Gerçekten yerin var mı? Var. İnanılmaz ne diyebilirim ki? Ay yok artık yolda böyle biriyle karşılaştık. Ya inanamıyorum. Hello. Ne haber? Güzel yıkamadan buyur.
Bu niye çekiyor ben anlamadım. Benimki seninkinden güzel oluyor. Abi ya kamera eline her alan YouTuber oluyor her dedim. Tesadüfe bak, tesadüfe bak. Ama dünya küçük dedikleri bu. Inception. Ama ben kendimi çekiyorum. İki kamera da beni çekiyor çünkü kameralar beni seviyorlar birilerini. Yoruldun mu Arca? Evet. Bay bay Arca. Bay bay. Geliyor. Tam bir dipsi. Günaydın, günaydın. İkinci günümüzdeyiz. Vatikan'a gidiyoruz. Annemin midesi bulanıyor, ışıldamaya gücü yok ve ayakları titriyor. Neden? Çünkü Murat'ın çantasına dün sorumluluk alsın diye pasaportlarımızı verdik. Üçümüzün, ailemizin. Murat Han tabii ki çantasını kaybetti. Yemek yedim kendimi. Şu anda gülüyor olabiliriz ama biraz önce bağırıyordu. Annem hala bacaklarım titriyor. Ya anne. Bak kalbine indi. Ben bir de WhatsApp'tan yazdım da neyse. Kızlar, keşke söylemeseydim sana. Thank you. Teşekkürler. Turkish. Neyse ki lobide bulduk. Çünkü Murat Han terasta bıraktı dün gece otururken. Ne oldu? Konuşmuyor musun? Konuşmuyorum. Hayatında bak küfür ederim vlogum bozulur. Annem biliyorsunuz İtalyanca'yı çözdü. Bizi almaya gelen adama Alfredo diyor. Gerçekten eğlenceli. Bonjourno diye giriyorlar içeri her yerde. Anne far sürmüşsün. Bayağı far falan sürmüşsünüz siz. Tatildeyim. Ne oldu? Ay tatilde tatil evde İstanbul'da sürmüyor. Benim peki limonlu küpelerim. Ay bayıldım ben onlara. Bak burada böyle şey manav gibiyim. Murano'ymuş bak bunlar. Konuşmuyor. Tamam artık kendine gel. Kızgınlığımız geçti. Vatikan'ı gezmeye geldik arkadaşlar. Dışarıda bir kuyruk var. Sakın ha sakın online biletsiz gelmeyin. Canımız çok sıkılır. En azından ben size şöyle diyeyim. 5 saat beklersiniz. 5. 4 değil 5. Biz online aldık direkt girdik. Öğrenciler kesinlikle öğrenci bileti alın. Murat Han'a var ya sormadılar bile. Bilet ne kadardı? 20 euro. 23 euro. 23 euro oluyor. Başı. Öğrenciyseniz de 8 artı 4 12 euro oluyor. Şimdi gezeceğiz. Gezdiriyoruz anneleri. Vatikan bitti dostlar. Bakın. Başımız döndü Murat Han'la. Yarım saattir aşağı kusuyoruz. Geldik burada eşantiyon kola dağıtıyorlar. Hemen içelim. Değil mi Murat Han? Murat Han nasıl mutlu oldu hemen? Kendime geleceğim. Ben hiç mutlu değildim bu tatil. Niye? Beni yedirmedi. Daha güzel evet daha güzel makarna yiyemedim. Bir gram bile yemek yemedim daha. Evet doğru söylüyor. Siz hiç gördünüz mü daha videoda yemek? Görmediniz. Hiç görmediler. Tatlı yedi orada da güldü zaten. Neyse biz şu Vatikan'dan çıktık da Bazilika'yı görmeye gidiyoruz. Bunların var ya enerjisi hiç bitmiyor. Bunlar 5 yaşında çocuk gibi. Siz nereden buluyorsunuz bu hayat enerjisini anlatsanıza biraz. Mutluluktan. Evet. Sen mi söylüyorsun bunu ya? Şu anda söylüyorum. Lila'nın annesi. Ay, bak ne kadar kolaymış benim mutluluğum canım. Pek kolay değil. Durmaya getirmen gerekiyor. Evet yani o yüzden hani kriterler o kadar da küçük şeylerden mutlu olduğunu söyleyemem. Burası da San Pietro Meydanı arkadaşlar. Aslında burada bazilika var ve onun içine girmek lazım ama kuyruğu yani kuyruğu görebilim yani sonunu göremiyorum öyle söyleyeyim. Bakın böyle gidiyor. Öyle bir kuyruk yani nasıl bekliyorlar ben anlamadım. Uber çağırdık ve de yemeğe gidiyoruz. Çok güzel bir yere gidiyoruz bu sefer. Hadi inşallah. Güzel bir makarna gördüm ben görsellerde. Yemekleri geldi. Burada böyle enginar var ve kızartıyorlar bu enginarı. Nasıl bir şey bilemiyorum. Ya işte gerçek bir yemek. Gerçek bir yemek. Carbonara. Hadi ye bakalım. Garfield lazanya yiyor. Nasıl? Nasıl? Annemin kafası ve midyeleri. Afiyet olsun. Sizin mutluluğunuz bana yeter. Şöyle size bak çekeyim. Buraya kesin gelin. Çok güzel. Gerçekten çok lezzetliydi hepsi.
Yani ilk geldiğimizde adını bile vermek istemediğim çok kötü bir yerde aşırı açız diye yedik ve hani karbonara falan filan çok kötüydü. Şimdi herkes bayağı memnun. Evet. Allah. Ve memnunluğunu da garipiyor. 5-10 yıldız. 10 yıldız bak. 5-10 yıldız verdi. Roma'ya gelen herkese vereceğim. Herkes etkendi ve fiyatlar gerçekten uygun. İsmini neydi? 8 euro falan mesela spagetti ve çok lezzetli. Roma'da bence her yere yürünür bu arada. Biz Uber'e biniyoruz. Neden Uber'e biniyoruz biliyor musunuz? 10 euro falan tutuyor ve 5 kişiyiz. Metroya binmekten daha kolay oluyor. Ve yani annemler hani annem yürür de benim teyzemler falan var ya böyle onları yormak istemiyorum. Biz aman aman yürüyesimiz yok şimdi. Dizleri ağrıyor teyzemin ondan yani hani yoksa biz de toplu taşımacıyız her zaman yürürüz. Arkamdaki duvar çok güzel. Campbell'ın tomato soup'u var. Allah'ım bayram çocukları gibisiniz. Arkadaşlar tarafta var dedim. Bilmem ne ya. Yerateriye yazıyor sadece. Adı da yok anlamadım. Çok küçük bir dükkan. Bizim bebekteki mini dondurma gibi. Aynen, muhteşem. Ama çok lezzetli. Dünkü Giolette'den daha iyi. 3 euro ya şu. Murat abi ne? Çıkaralım tebrik etmek için. Çıldırdılar. Dostlar Tiger'dayız. Gözlük kabı ve çorap aldım. Slime falan mı alsam diye düşünüyorum. Hani nerede gereksiz bir şey var hepsini alasım var. Yetişkin bir Murat'an Tiger'da ne yapar? Kız keser. Ya terbiyesiz. İtalyan kızlarının yakasını biraz rahat bırak. Evet. Onlar mı yetişini bıraksın? Fotoğrafını mı çektiğimi düşünüyorsun? Hayır çünkü yapay çekiyorsun. Zeka. Arkadaşlar buraya geldik ama yarın içeriye gireceğiz. O yüzden hemen pas geçiyorum ama bu Roma'nın en meşhur yapılarından biri. İğrenç. Bana şapka. Pavarotti'nin torunuyum ben. Benden para isteme. Pavarotti'nin torunu mu? Pavarotti makarnacı değil miydi ya? Nerede oturacağız peki? Annem etkilenmedi. Annem etkilenmedi, hayır. Annemin ışıldamaya gücü yok belli ki. Var mı? Akşam oldu artık. Yavaş yavaş sönüyor. Ama gözlerini hala çok mavi git. Tam bu grup yine bizi dışladı, evet. Farkında mısın? Küçük çanaklarını. Şunların saçı bile aynı be. Aynen. Nasıl bir teşkilat bu ya? Bu insanlar, bu üçlü yine aynı kafeye gelmek istediler. Çünkü interneti güzel. Annem Instagram'a fotoğraf koyacakmış. O yüzden İtalyanca bir söz araştırıyor. Beni video öbürü neydi? İyi akşamlar demek anne. İyi akşamlar. Geldim, gördüm, sevdim. Hello. Sen de bu aile şeyini fazla abarttın. Benim de bu kadar evet ya ev halinin abartılı şekli oldu. Güzelsin ama başardım bunu. Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi biz gidiyoruz. Annemlerin odasına geldik bu arada. Neden geldik? Çünkü tatlımızı yedik ve çok soğuktu hava. Çok ihtiyacımız vardı. Çok. Murat abi niye beni bırakıp gittin ya? Ay gitti. Ayakkabılarım artık biraz canımı acıtmadı da yani topuk tabanımı acıttı. O yüzden... Sandaletlerim Murat'ın çantasında hamal gibi taşıttım ona bütün gün bunları. Bella. Çağır. Çağır. Hadi gidiyorum. Yallah mı? Çağır. Hayır. Bu çocuk beni burada bekliyormuş. Zindanda bekliyormuş beni. Annemlerin odası, ya yani otel ayrı part. Gerçekten mi? Fotomu çekmedi. Gerçekten istiyor muydun? Güzeldi. Ben çok güzelim. Murat'ın çekiyorum. Murat'ın fotoğrafını sen çekeyim. Sen güzel çıkıyorsun. Güzel çıkmayabilir bu arada. Haberin olsun. Kısa çıkıyorsun şu anda. Doğum yapıyorum şu an. Gülme oğlum ya. Pişik gibi gülüyorsun. Tamam. Tamam artık güzel tamam, çıkmayabilir. Tamam normal tebessümsüz bir tane olsun. Çek. Uji mi yine? Uji. Buraya uji. Kaçı. Öyle. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Niye buraya, niye İtalya'ya geliyorsun ki bu kızla? Neden? Hiçbir yere gidiyorum ben. Hiçbir yere gidiyorum. Şuradan.
şu an gece şuradan neden... şuraya gidilmez. Aklıma ne dersin? Aslında şu limonata, limoncello mı bir şeyden iç... Limoncello mu? Yok. İçerdik be. Bu da güzelmiş. Sabah buraya oturayım Murat'a. Aa evet. Bir tane fotoğraf çekilelim. Cansu ve Murat'ın oteli. Aa evet. Otel sahibi olduğumu unutmuşum. Unutuyorsun İtalya'da bir otelin olduğunu. Evet ya. Hello. Bence iyi akşamlar falan abi. Bu sefer işte iyi akşamlar. Bir dakikada 10 saniyede öğrendin mi? Yorulduk. Gece ben sana vurdum galiba vurdun kolumda. Vurdun abi. Evet değil mi? Niye vurdun? Vurdum anlamadım çünkü. Vurdum ben anlamadım. Ben de dedim ben uyandım kolumu senin üstünde buldum. Sonra orada bir el çekerken vurdun mu ya ne? Ya bana dokunayım deme. Şimdi seni kenara dönme vakti geldi falan diye böyle şılak. Şılak. İyi geceler mi o zaman? Evet. Hadi iyi geceler dostlar. Yarın görüşürüz. Bay bay. Günaydın. Dramatik bir giriş yapmak istedim. Bugün buradaki son full günümüz. Murat hani güreştireceğim. Ablam karşıma dağ gibi adamı çıkaracak sonra bahis oynayacak. Aynen. Hava soğuk. Benim o getirdiğim elbiseler, entariler hepsi yalan. Evet, oldu. Ben de şort getirdim 3 tane. Kızın canı sıkılır. Yalan. Hayat tabii ki güzel. Makarna planımızı yaptık. Bugün Alfredo'ya rezervasyon yaptırdım. Ama 3 kişilik. Buono sera diyeceğim. Ne yapabilirim ki? 2 tane teyzemi yolda gördüm. Ne yapabilirim ki diyeceğim. Bir tane tabureyi diyeceğim. Attırıver şuraya. Yiyelim. Annemler bana bütün özgüvenleriyle dediler ki biz Kolezyum'a gidiyoruz. Orada görüşürüz. Wow. Bir noktada karşıya geçeceğiz. Ne kadar güzelmiş değil mi? Bayağı. Böyle etrafında dolanmak lazım. Anne! Anne! Nasıl var? Anne buradayım. Thank you. Nasıl? Bayağı iyi. Arkadaşlar dondurma günlüklerimizden La Romana'dayız. Dükkan böyle La Romana. Bakalım önerecek miyiz? Öneriyor muyuz? Kendi bloğumda öneriyor. Kesinlikle mi? Bak hep diyorum ki sen benim annem olmalıydın. Yarım saattir benim kulağıma diyor ki Cansu sana daha yer mi? Annem de diyor ki yürüyün yemeyin yürüyün. Sen benim kızım olmalıydın. Arkadaşlar burada külahın içine çikolata isteğim. Efsane. Size çekeyim bak buraya gelin ha. İşte burası. Mutlaka gelin. Ya. Arkadaşlar görüyorsunuz San Angelo Kalesi. Bak hoşumdan geliyor lan. Allah aşkına anneme bakar mısınız ya? Story manyağı oldu. Korkutacaktım ama şimdi telefon elinden fırlar dedim. Fırlayabilirdi. Belli olmaz tabi. Trinity ya. Lila şunu görse aklı çıkmaz mı ya? Benim bile çıkar. Lila bunu görse bayağı. Lila zaten güvercin görünce aşırı korkuyor. Martı görmedi henüz kendisi. Martı görse kesin nereye çıkıyor. Evet, insanlar bile korkuyor zaten. Bir tane kadın geldi diyor ki niye bu sokakta herkes fotoğraf çekiliyor diyor. Annem de tam fotoğraf çekiliyordu. Ne diyor deyip durdu bana. Anne ne diyor biliyor musun? Diyor ki o bu beyazlı kadın diyor kaç yaşında diyor ya? 15 mi diyor? 20 mi diyor? Model mi? Evet model mi diye sordu. Ünlü mü? Ben de dedim ki evet model İtalyan şey, ünlü model. Dilden anlamayınca böyle adamı keklerler. Buffetto'ya geldik. Pizza ya Buffetto. Ay. Bir tanesi geliyor diyor. Eyvahlar olsun. Unutalım o. Merhaba. I didn't see the. Buffetto'dayız. Çok meşhur bir yer. Çok eski bir yer. Çok önerilmiş bana. Ay ailem yine kendinden geçti. Hırsla kesiyor hırs. Hır. Yalnız incecik. Voilà. Minik bir ara övüm vakti. Açken izleyenlerden şu anda gerçekten çok özür diliyorum. Dostlarım, Buffetto hakkında yorum yapın. Muhteşemdi. Doğum günü çocuğu yorum yapsın. Muhteşemdi. Salaş ama adam işi biliyor yani. Gidiyorsunuz Buffetto'sundan yiyorsunuz. Buffetto'sundan. Kesinlikle. En güzeli oydu. Bence de. Fiyatlar çok uygun, 10 euro falan. Vallahi çok küçük güzel. Boy yiyin, büyük boy yemeyin. Ama genelde çoğu yerde. Evet yani fiyatlar genel olarak evet. 9-10 euro yemekler. Tam yani. Buffetto'nun evet. Yanında
arada çok ünlü bir dondurmacı var. Frigidaro diyeceğim, yalan söyleyeceğim ama öyle değil. Frigidaro gibi bir şeydi işte. Zaten öndeki sıradan oranın ünlü olduğunu anlayabilirsin. Şimdi Piazza Navona'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ciao. Ciao. Buonasera. Capito. Tres Calini'ye oturduk tam Navona'da. Yani sanki az önce panna cotta yememiş gibi. Ve alışveriş sokağı Via del Corso. Şöyle gösterebilirim, inanılmaz kalabalık. Geldiğimizden beri daha hiç gezmedik. İlk defa geziyoruz mağazaları. El yapımı, deri çantalar falan çok fazla öyle dükkan var yerel. Bir sürü marka var arkadaşlar. Lüks, uygun. Bizde olmayan bir şey var mı onu bilemiyorum. Gerçekten öyle bir şey görmedim. Ay yazık ya. Çocuk resmen ayakkabılık gibi geziyor ortada. Sanki portmanto. Bu akşam artık son bir rezervasyonumuz var. Annemin doğum günü yemeği yenecek. Aslında doğum günü geçeli bayağı oldu ama annem doğum günü yemeğini yeneceğini ve anneler günümüzün son kutlamaları artık. 3 tane anne var burada. Yemek yenecek. Alfredo'ya gidiyoruz. Alfredo da buranın en meşhur yerlerinden biriymiş. Hep böyle meşhur yerlere gidiyoruz. Hiç de kötü bir şey yemiyoruz gerçekten. Önerdiğim hiçbir şey gerçekten hepsi güzel yani. Şimdi Mali Lila'ya baktığı için ona küçük bir hediye alacağım. Limoncello istedi benden. Bir tane marketten de biraz peynir ve bir şeyler, İtalyan lezzetler alışverişi yapıp biz artık yemeğimize gideriz. Yarın zaten uçağımız 2'de, öğlen 2. Yani sabahtan çıkacağız gibi düşünün. 11'de falan çıkarız. İtalya çok güzelmiş. Bugüne kadar nasıl gelmedim? Nasıl gelmedim? Arkadaşlar sonunda gerçek Alfredo'yu bulduk. İlk gün Alfredo diye nerelere gittik var ya. Ne saçmalama falan. Ünlüler bunlar. Duvarlarda ünlü olan yerlere gideceksin. Bugün hep böyle yaptık. Muratan yarın da senin resmin geliyormuş duvara. Bak bu ikram. İkramlara bayılırım. Şöyle bir şey söyledik. Ve benimki. Ben buna bitiyorum ya. Anne bu enginar bize yap evde ya. Her gün yiyelim bak. Mekan da böyle arkadaşlar. Dolu bayağı. Alfredo. Nasıl? Ha? Bayağı. Herkes başka bir şey yiyor arkadaşlar. Çok doydum. Ama dondurma yemek için. Derste bir şey değil mi? Alfredo'ya gelmeyin. Gelmeyin. Yani şöyle, pahalılığından falan değil. Daha iyi, başka bir yerde de aynı lezzete sahip olabilirsiniz. Ünlü diye şey yapmayın yani. Gelmenize gerek yok. Ben onu size söylemedim. Tonarelli var ya, ona gidebilirsiniz. Bir de o pizzacıya kesin gidin. Dondurmanızdan hepsine kesin gidiyorsunuz. Buraya Alfredo'ya gelmeyin. Lütfen. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz. Bu grup İtalya'ya gelip nasıl yemek yemez ya Allah. Dram! Dur net Allah'a şükür ben o kremada. Ben içimden dua ettim krema düştü. Bir tane kız yolda giderken dondurmasını düşürdü ve gelip alıp yedim. Aynen. Bunu gördük. Bu dondurma adamı böyle yapmaz mı? Yaptırabilir. Bu duruma getirmez mi? Ben evde falan düşürsem yerden yalarım. Lila ile birlikte yerden yalarım. Net. Frigidaro'dayız arkadaşlar. Çok iyi ya. 3 euro ya şu. 3 euro. Cennetten bir dilim dondurma. Grup lideri olarak bana puanınız kaç onun üzerinden? 10. Yıldız 10. 10 numara 5 yıldız. Günaydın arkadaşlar. Bugün dönüşteyiz gördüğünüz gibi. Dönüyoruz. Ne oldu, niye sustunuz? Sen konuşacaksın. Ben size bir şey anlatacağım. Dün Muratan, şu anda videoyu çeken kişi, gece uykusunda konuşuyordu. Evet. Biraz gerildi. Gerildi haberi. Bayağı konuşuyor. Ben de bana bir şey söylüyor diye uyandım. Aa. Evet. Bu arada sen büyük bir ruh hastasısın. Bu nasıl uyumak? Anne bana vuruyor.
vuruyor ya. Niye vuruyor ki? Bilmiyorum. Ben böyle, deli uyuyorum. Böyle falan vuruyor. Oo, bana kurban ol o zaman. Yemin ediyorum böyle çekiştirdiniz gibi falan çekiştirdim. İyi olmuş sana. Beterin beteri var. Neyse ne söylediğini söylüyorum. Ne söyledim? Aynen böyle dedim. Hayır hayır oraya gitmiyoruz. Makarna müzesi var oraya git. Hayır canım. Oraya öyle bir şey dememiştim. Allah belamı versin dedim. Ben de var ya dedim ki güleceğim ama uyumam lazım dedim. Bakilerim dedim. Allah'ım dedim manyağı ne diyor dedim. Makarna müzesi ne ya? Yani ay, bu arada kaldığımız oteli merak etmişsiniz. Bakın gösteriyorum. Burası. Yani güzeldi ya. Güzeldi yani. Aşağıya gitsen ne? Kolezyon. Yukarı çıksan. Kolezyon. Kalsedonya. Annem kolezyuma kalsedonya diyor. Şimdi bekliyoruz havaalanına gideceğiz. Artık uçağa gidiyoruz ve Mine ile tanıştık. Mine teyzemle anlaştım evet. Mine ile Roma'da çok karşılaşmaya çalışmış benimle ama karşılaşamamışız. Roma kadar her zaman birleştirir insanları. Çok mutlu oldum ben de. Biz piknik yapıyoruz eve doğru giderken havada. Ne oldu? Mutsuz musunuz? Çok zor geldi. Roma'dan ayrılmak. Evet ya. Mine teyzem annemi gittiğimiz yerlerle ilgili test ediyor. Peki, bir tane soru sor hadi. Treska Mine evet. Tartufo yemiştik ya. Tartufoyu nerede yedik? Nerede yedik? Ne yedik? Hani tartufo yedik ya böyle. Her hafta yedik. Tartufo meşhur. Nova'da yedik. Kolezyuma kazdığını yedemeye devam mı? Devam. En sevdiğin yer neresi oldu? Çeşme meydanı. Değil. Yine. Biraz önce tanıştığımız takipçim ya şey dedim ben İspanyol merdivenlerini sevdiniz mi dedi. Annem dedi ki nereyi? Ama orayı biliyordum. Evet halbuki. Neyse biz geldik yağmur yağdı. Ne alaka? Lila'mız dağ taşa bağırıyordur artık evde. Mali de her gün uğradı sağ olsun güzel kardeşim. Sana buradan tekrar bir mesajım var. Teşekkür ederiz şimdiden. Hediye aldım sana bir tane. Çok taşı çoban armağan. Merhaba. Liloşum. Biz geldik. Biz mi geldik? Anne. Annesi. Çok mu özledin sen bizi? Anneciğim, biz geldik. Abici geldik anneciğim. Anne. Ses etmiyor işte. Başladığımız noktaya geri döndük ve artık bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bavulları yerleştirme işine annem başladı bile. Artık geri döndük ve bitiriyoruz videoyu. Video bitti. Lila yüzümüze bile bakmadı anlamadım. Kendini ne zannediyor? Ne zannediyor kendini? Ben o zaman videoyu tek başıma mı kapatacağım? Orada bunlar yemek derdindeler. Çok acıktık. Annem hemen gelir gelmez çay demledi. Anneler günü, 5 yıllık anneler günü kutlandı. 5 yıl. Annemin doğum günü de 60 yaşına kadar bir daha kutlanmayacak. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Bye. Lila sen de veda et. O yaşkım. Bye bye. Anne gözükmesin de. Bye bye. Bye bye. Uzio il controllo della filiera. Una strategia natura minima di 24. Messi 24. 24. O her dilde öyle bir ama. Belki Paris gezisi bile olur. Ya çek ya. Hayır bu ev hali. Hep evde olmalı. Gezmek lazım. Hayır bu evet. Genellikle ev hali evde olmuyor. Gezelim, gezelim. Arkadaşlar desteklemeyin. Tehdit. Evde ekonomik aşırı ev hali videosu. Lütfen. Hayır. Ekonomik arkadaşlar. Diğer blok Paris be. Diğer blok hayır. Biz her ay gezen bir aile değiliz. Hayır. Murat'ın vlogunu izlemeyin. Benim vlogumu izleyin. O daha iyi. Murat'ın vlogunu izlemeyin. O daha iyi bir vlog. Murat'ın vlogunu izlemeyin. Daha profesyonel. Bu vlog benim vlogumun sıkatılmış hali. Sen de başka bir hayvana dönüşüyor. Evet, seni seviyor diyebiliriz. Bak ayağın da oynuyor ayağı. Bak sustu oğlum. Sustu nefret işte. Ediyorum senden Lila. Nefret. Nefret ediyorum. Bye.